Biliyorsunuz ki geçen hafta Justin Bieber ve Diddy olayları patladı. Justin Bieber'ın Puff Diddy tarafından ilk ünlü olduğu zamanlarda istismar edildiği ortaya çıktı ve sosyal medya şu an bununla çalkalanıyor. İnsanlar haklı olarak Justin Bieber'ın mağduriyetini vurguluyorlar ve bu olaya karışan Beyoncé ve Usher gibi isimlere çok büyük tepki gösteriyorlar. Aslında Justin Bieber ve Diddy olayını biraz daha derin araştırırsanız görürsünüz ki çocukken şöhret dünyasına atılıp bu tarz travmatik veya zorlu deneyimler yaşayan tek kişi Justin Bieber değil. Demi Lovato, Miley Cyrus, Selena Gomez, Britney Spears, JoJo Siwa ve çok daha fazlası erken yaşta sahneye çıkan ve bu süreçte yıpranan ünlülerden birkaç tanesi sadece. Peki Justin Bieber da dahil olmak üzere bu çocuk ünlüler psikolojik olarak nasıl süreçlerden geçti ve verdikleri psikolojik, mental mücadele, yetişkinlik süreçlerini nasıl etkiledi? Ben Betty, bir psikoloji öğrencisiyim. Tipolojiyi ve psikolojiyi seviyorum ve bugün bu konu hakkında konuşacağız. Başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Şu an tipoloji haricinde konuları konuşmak ve tartışmak için bir kanal daha açtım ve buraya yayınlarda hakkında konuştuğum şeylerin kesitlerini atacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa aşağıya link bırakıyorum. Kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Az önce sorduğum soruya cevap vermek için önce çocuk ünlü olmanın nasıl bir şey olduğuna bakmamız lazım. Çocuk ünlüler genelde 8-10 yaş aralığında sahne dünyasına giriyorlar. Çoğunluğu film veya dizilerde yer alarak sahneye çıkmaya başlıyor ve sonrasında bir kısmı kariyerlerine şarkıcı veya oyuncu olarak devam ediyor. Çoğunlukla şarkıcı ama. Genellikle 10 yaşından 19 yaşına kadar da televizyonda veya şarkı söyleyerek sektörde bir şekilde aktif olarak çalışıyorlar. Buna örnek olarak Miley Cyrus'ı verebiliriz. Miley Cyrus sadece 11 yaşındayken Hannah Montana'da başrol olarak yer aldı ve son sezon yayınlandığında 18 yaşındaydı. Yani tam 7 yılını bu sektörün içinde geçirdi. Peki psikolojik bir inceleme yapabilmek için bu yaş aralığıyla ilgili bilmemiz gereken şey ne? Arkadaşlar, Erikson'un psikososyal gelişim evreleri modeli var. Bu modelde her yaş aralığında kişilerin nasıl psikolojik süreçlerden geçtiğini, nelerin değiştiğini vesaire anlayabiliyoruz. Bahsettiğim yaş aralığındaki kişiler bu modele göre kimliklerini kazanma ve rol karmaşası arasında gidip gelen bir çatışma içine giriyorlar. Yani bir yandan ben kimim ve bu hayattan beklentim ne gibi sorular soruyorlar ama bir yandan da toplum benden ne bekliyor, topluma nasıl uyum sağlayabilirim gibi kaygıları oluyor. Ve bu ikisinin bir araya gelmesi ve oluşan çelişki ergenlerde bir kimlik karmaşasına yol açıyor. İşte çocuk ünlülerin de bizim de bu yaş aralığında deneyimlediğimiz şey bu. Ama çocuk ünlüler bunu çok daha farklı ve sert bir şekilde deneyimlemek zorunda kalıyorlar. Neden? Öncelikle kimlik karmaşasından konuşalım. Dediğim gibi kimlik karmaşasını hepimiz yaşıyoruz ama çocuk ünlüler bunu çok daha sert bir şekilde yaşıyor. Çünkü arkadaşlar düşünün. 3-4 saatlik bir uykuyla sette çalışmak zorundasınız. Aşırı yoğun bir programınız var. Bir yandan okul hayatınızı da sürdürmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan genç kızlar sizin için çıldırıyor. Aşırı fazla fanınız var. İşte bir yandan çalıştığınız marka sizin için bir persona oluşturuyor ve buna uyum sağlamanızı bekliyor. Ve siz daha 12-13 yaşındasınız. Hangi ara kim olduğunuzu, işte kişisel değerlerinizi, ilgi alanlarınızı keşfedeceksiniz ki? İmkansız. Kendinize vakit ayırmanız tamamen imkansız. Örnek olarak bence en iyi örnek Miley Cyrus. Arkadaşlar Miley Cyrus'ın set programı o kadar yoğunmuş ki hem yemek yiyip hem uyumak için sadece 20 dakikası varmış molalarda. Siz düşünün. Ve Miley Cyrus'ın kimlik karmaşasının en temel sebebi aslında oynadığı Hannah Montana rolü. Hannah Montana'yı izlediyseniz eğer, Hannah Montana gündüzleri normal bir şekilde yaşayan, geceleri de sahne dünyasına atılan, bir peruk takıp farklı bir personaya bürünüp şarkı söyleyen bir kız. Yani Miley Cyrus bu dizide iki tane karakteri canlandırıyor. Bir tanesi normal sıradan Miley, diğeri ise ünlü, şarkıcı, farklı bir sosyal hayatı olan Hannah Montana. Ama Miley Cyrus aynı zamanda kendi hayatını da canlandırıyor. Yani aslında canlandırdığı üç tane persona var. Ve bu kız tam olarak Erikson'un kimlik kazanma ve rol karmaşası döneminde. Nasıl bir çatışma içinde olduğunu siz düşünün. Zaten bunu kendisi de söylüyor şu anki röportajlarında. Yani o zamanlar konser verdiği zaman hem Miley olarak konser veriyordu hem de Hannah Montana olarak konser veriyordu. Ama hayranlar Hannah Montana haline çok daha fazla tepki verdiği için, çok daha fazla sevdikleri için Hannah Montana personasını, Miley aslında Miley olarak pek de iyi hissetmiyordu. İşte kimlik karmaşası tamamen bu. Yani ben kendim olmak istiyorum ama insanlar, fanlarım Hannah Montana halimi çok daha fazla seviyorlar. Ben kendimi nasıl topluma kabul ettirebilirim? Böyle bir soru çıkıyor Miley'nin karşısına. Ve bir yandan da tabii ki hem ailesinin hem markasının ondan beklediği şeyler var. Bunları karşılamaya çalışıyor. Bunun bir de şöyle bir boyutu var. Disney Channel'dan çocuk ünlü olarak çıkan ve sonrasında yetişkinliğe geçip kariyerine şarkıcı olarak devam eden herkes şok edici
bir hamle yapıyor. Kendinin artık çocuk olmadığını ve feminen bir kadın olduğunu ispatlamak için şok edici bir hamle yapıyor. Bu mesela Miley Cyrus için Wrecking Ball şarkısıydı. Ben hatırlıyorum, o zamanlar Wrecking Ball çıktığı zaman internet ikiye ayrılmıştı. Birinci taraf Miley Cyrus'ı linçleyenler, biz Hannah Montana'yı geri istiyoruz, bu kızı tanımıyoruz diyenler. İkinci taraf ise hayır, Miley sürtük değil, Miley çok iyi bir kız, Miley'yi destekleyin diyenler. Yani aslında bu Miley Cyrus'ın kendinin artık Hannah Montana olmadığını, farklı bir personada olduğunu kabul ettirmek için yaptığı bir hamleydi. Ne kadar doğru olduğu tartışılır. Ama sürekli topluma kendini kabul ettirme, ben çocuk değilim, ben şöyleyim, çocuk olsam bile Hannah Montana değilim, ben Miley'yim gibi bunları sürekli düşünmek ve kafa patlatmak ve kendini topluma kabul ettirmek zorunda. Bu bir çocuk için zaten ağır bir şey. İkinci olarak, kimlik karmaşasıyla çok alakalı bir konu, benlik algısı arkadaşlar. Yine Erikson'un tanımladığı bu gelişim evresinde ergenlerin aslında benlik algısı oturuyor. Ben şöyle birisiyim, ben iyi birisiyim, ben kötü birisiyim. Inside Out 2'yi izlediyseniz Riley ergenlik dönemine girdiğinde duyguların üstüne çalıştığı şey Riley'nin benlik algısını oturtmaktı. Çocuk ünlüler de bu süreçten geçiyorlar. Düşünün, Riley hockey kampına gittiği zaman ne kadar kaygılanmıştı. Bütün kamp boyunca anksiyetesi deli gibi çalışıyordu. Çünkü neden? Takıma iyi görünmek istiyordu. Hocanın gözüne girmek istiyordu. Şimdi çocuk ünlüleri düşünün. Riley'nin hockey kampından 1000 kat fazla kişiye konser veriyorlar. Menajerlerini mutlu etmeye çalışıyorlar. Ailelerini mutlu etmeye çalışıyorlar vesaire. Bu çok büyük bir kaygı kaynağı. Ve yanında getirdiği bir diğer şey de bozulmuş bir benlik algısı. Çünkü bu kişilerin kendilerini keşfetmek için yeterince vakitleri olmadığından dolayı benlik algılarını yaptıkları şeylere bakarak oluşturuyorlar. Ne demek istiyorum? Mesela bu çocuk ünlülere menajerleri nasıl oturmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiğini, fanlarıyla nasıl konuşmaları gerektiğini hepsini öğretiyor. Yani çocuk ünlüler birçok hareketlerini aslında içlerinden gelmeyerek yapıyorlar. Sonrasında onlara öğretilen bu davranışları yapa yapa bunları kendi benlikleri olarak benimsemeye başlıyorlar. Bu zaten sosyal psikolojide yer alan bir kavram. Hepimiz için geçerli. Yani bir şeyi isteyerek yapmasak bile onu yaptığımız zaman, devamlı yaptığımız zaman onu kimliğimizin bir parçası olarak görmeye başlıyoruz ve bu bizim benlik algımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla çocuk ünlülerde de yaptıkları şeyler kendilerine olan bakış açılarını etkiliyor. Kendilerini aslında olmadıkları biri gibi algılayabiliyorlar. Ve bu öğrenilen davranışlar eğer kişi kendini keşfetmek için uygun ortamı bulmazsa veya işte buna yönelmezse diğer gelişim evrelerini de etkiliyor. Mesela Erikson'un bundan sonra gelen gelişim evresi yakınlığa karşı yalnızlık evresi. Bu evrede biz yakın ilişkiler arıyoruz. İşte kimler bize partner olabilir? Kiminle sevgili olabilirim? En mutlu olacağım ilişki ne? Gibi bir soru soruyoruz ve ilişkilenmeye çalışıyoruz insanlarla. Ama Erikson'un bahsettiği çok kritik bir nokta var. Eğer bundan önceki evreyi sağlıklı bir şekilde atlatmadıysa bu evrede kurduğumuz ilişkilerde sorunlar yaşayabiliriz. Mesela Ariana Grande, çocuk ünlü. Bütün romantik ilişkilerinde ikinci kadın olmasını düşünün. Bütün sevgililerini aldatması, evli erkeklerle sevgili olması. Muhtemelen Ariana Grande bundan bir önceki evreyi çok sağlıklı bir şekilde atlatamadı. Ya da Selena Gomez'in hala Justin Bieber'ı unutamaması ve her röportajda Justin Bieber'la gündeme gelmeye çalışması mesela. Bunlar aslında bu kişilerin benlik algılarının çok sağlıklı bir şekilde gelişmediğini gösteriyor. Mesela Selena Gomez kendini böyle çok güzel kadınlarla karşılaştırıp ben onlar gibi güzel değilim, ben sadece sizin arkadaşınızım dediği bir videosu vardı. Yani çok güzel bir kadınsın ama hala kendini çirkin olarak görüyor ya da çocuksu görüyor. Ya da ne bileyim, Justin Bieber'la ilişkilenmeden gündeme çıkmıyor mesela. Ariana Grande'nin yaptığı şey de aynı. Yani bunlar neyi gösteriyor? Bu kadınlar aslında kendilerine değer vermiyorlar. Bakın, bu benlik algısıdır. Yani kendine değer vermiyor. Kendini sadece bir erkekle gündeme gelerek değerli hissediyor. Ya da Ariana Grande'nin senaryosunda. Ariana Grande neden hep evli erkeklerle birlikte oluyor? Çünkü iki kadın arasından seçilen kadın olmak Ariana'nın hoşuna gidiyor. Bunu ancak kendine değer vermeyen birisi yapar. Yani değer verilmek için seçilmiş hissetmeye ihtiyacı var Ariana Grande'nin. Demek ki bundan önceki evrelerde bir şeyler oturamamış ki bu yaşa gelmelerine rağmen hala sağlıksız ilişkiler kuruyorlar. Demek ki kendilerine bakış açılarında bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Eğer kendinizi sürekli toksik bir ilişkinin içinde buluyorsanız kendinize nasıl baktığınızı bir fark etmeye çalışın. Kendinize değer veriyor musunuz gerçekten? Veya kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kendinize değer veriyor musunuz? Vesaire. Bunları incelemeniz gerekiyor. Kurduğumuz ilişkiler gerçekten kendimize nasıl baktığımızla ilgili bize çok şey söylüyor. Diğer bir konu roller meselesi arkadaşlar. Çocuk ünlülerin gerçekten rollerle ilgili yaşadıkları sıkıntılar var. Neyden bahsediyorum? Normalde 11-18 yaş aralığında ergenizdir. İşte çocuk veya ergen. Ve bu yaş aralığında evde çocuk olmamız gerek. Ailemizin bizim ihtiyaçlarımızı karşılaması gerek. Hata yapmaya iznimiz olması gerek. Hata yaptığımız zaman bir ergen
gezegen olduğumuzun farkında olunması ve buna göre tepki verilmesi gerek. Eğer yanlış yapıyorsak müdahale edilmesi gerek vesaire. Ama çocuk ünlüler için roller çok farklı. Onlar sıradan çocuklar gibi yaşamıyorlar, deneyimlemiyorlar rollerini ve çok ağır rollerin altında eziliyorlar. Mesela çocuk ünlüler genelde idol olarak pazarlanır. Yani yaşları çok genç olsa bile 15, 16, 17, 18 bile küçük bence. Yine de reklamları yapılırken genç kızların, genç erkeklerin empati kurabilmesi için ya da bir şekilde ona hayran olması için bir idol şeklinde pazarlanır markalar tarafından, menajerler tarafından. Ama bu çocuk ünlü üzerinde çok büyük bir baskı yaratır. Çünkü nihayetinde o da bizim gibi bir ergendir ve ergenliğini yaşamak istiyordur. Hata yapar, saçma sapan şeyler söyler, küfür eder, ırkçılık yapar. Çocukluk zamanında ırkçılık yaptığı için hala daha cancellanan çok fazla ünlü var mesela. Ama o zaman çocuklardı. Justin Bieber mesela reşit olmadan önce söylediği ırkçı söylemler için hala özür diliyor. Ya uzun bir süre özür dilemişti en azından. Ya da Camila Cabello. Mesela onun da çok ırkçı söylemleri vardı. Kaç yaşındaydı, reşit miydi bilmiyorum ama çok önceden söylemişti ve hala TikTok yorumlarında Camila ırkçı, nasıl Camila dinlersiniz şeklinde yorumlar görüyorum. Yani bence bu medyanın bir algısı. Medya çocuk ünlülerin üstüne de çok gidiyor bu arada. Ondan birazdan bahsedeceğim. Hani nihayetinde bunlar çocuklar ve hiçbir ergenden beklenemeyeceği gibi onlardan da bir mükemmeliyet beklenemez. Eğer beklenirse bu psikolojik sorunlara yol açar. Çoğu çocuk ünlüde gördüğümüz gibi. İdol olmak toplumsal bir rol ama sadece toplumda değil ailede de roller değişiyor. Ailede çocuk ünlüler eve ekmek getiren kişi oluyorlar. Annelerinden babalarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Ve daha da kötüsü bu aile tarafından istismar edilebiliyor. Mesela Britney Spears'ın babasıyla olan şeyler. Yani ailesi tamamen Britney Spears'ın ününü ve parasını istismar etmeye çalışıyordu. Ya da Demi Lovato açıklıyordu. Küçükken ailesiyle kavga ettiği zaman hani bana kızamazsınız, bana kızma hakkınız yok çünkü eve parayı ben getiriyorum diye ailesine çıkışıyormuş. Yani bakın ailedeki rol dağılımı nasıl değişiyor. Yani annenin babanın yapması gereken şeyi çocuk yapıyor. Ve ailenin bunları sömürmesi, faydalanması vesaire travma sonrası stres bozukluğuna, madde bağımlılığına veya işte depresyon, anksiyete gibi şeylere yol açıyor. Her çocuk ünlü de böyle değil. Mesela Miley Cyrus'ın babası sanatçıydı ve söylediği kadarıyla Miley Cyrus'ın ününden hiç faydalanmamış, hiçbir zaman parasını yememiş vesaire. Her aile böyle değil ama çoğu çocuk ünlünün ailesinin şöhretten gözü dönüyor ve çocuklarını sömürmeye başlıyorlar. Ve bu ailedeki rol dengesini değiştirerek çocuğun psikolojisini bozuyor. Diğer bir konu sınırların korunamaması. Arkadaşlar birçok çocuk ünlünün sınırları ihlal ediliyor. Yani bunu biliyorsunuz. Justin Bieber ve Diddy olayları. Yani sınır ihlalinin en büyük ve travmatik örneği. İşin trajikomik yanı da şu. Burada medya hakkında konuşacağım. Çocuk ünlüleri çocuklarken böyle masum, işte çok masum, masum bir çocuk diye empoze ediyorlar. Hatta böyle işte çocuk ünlüler madde bağımlısı falan olduğu zaman manşet attıklarında bu masumiyetin gitmesinden falan bahsediyorlar. Hani böyle masum olmayı bayağı vurguluyorlar, tamam mı? Ama aynı medya çalışanları, basın çalışanları bu çocukların toplum gözünde masum görünmemesi için ellerinden geleni yapıyor. Etkileşim için. Neyden bahsediyorum? Açık konuşacağım. Medya çalışanlarının, medyanın Amerika'daki çocuk ünlüleri tamamen cinselleştirmesi. Mesela Justin Bieber. Justin Bieber'ın yaşadığı tek istismar Diddy tarafından değil. Yani tabii ki en büyüğü o. Hani o çok ayrı bir olay. Hani Justin Bieber'ı partilere götürmesi, başka insanlarla ilişki zorlaması. Bu çok çok büyük bir istismar. Bu görülmeyen istismar ve büyük olan. Ama toplumun gözü önünde yapılan, direkt ünlü insanlar tarafından yapılan, milyonların izlediği istismarlar da var ve bunu medya yapıyor. Çok ilginç değil mi? Evcil hayvan gibi Justin Bieber'ı mıncıklayıp duruyorlar. Sürekli izinsiz şekilde dokunuyorlar. Ve daha 15-16 yaşındayken sürekli ne kadar yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Hatta bir tane kadın Justin Bieber'ın cinsel hayatıyla ilgili konuşmaya çalışıyor. Ve hani muhatap oldukları kişinin bir ergen olduğunun farkında değiller. Mesela bir tane moderatör, sunucu her neyse kadın Justin Bieber benim popoma dokundu, işte popom hakkında konuştu tarzı şeyler söylüyor. Tabii ki de bir ergen size bunu yaptığı zaman sınırlarınızı koymanız ve ona karşı çıkmanız gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Ama katıldığı programda Justin yürüyen bir hormon makinesi dostum tarzında konuşuyor böyle. Justin tabii ki de yürüyen bir hormon makinesi çünkü bir ergen. Sen onun ergen olduğunu farkında mısın? Sadece 15-16 yaşında ve ünlü olmanın sarhoşluğuna kapılmış bir ergen. Yani sürekli
herkes ona ne kadar yakışıklı olduğunu, sesinin ne kadar güzel olduğunu vesaire bunları söylüyor. Bu tabii ki ünlülere, her ünlüde vardır, bu narsizm veriyor bir noktada. Hele ki ergenlik dönemindeki bir çocuğa benliğinin yeni yeni oturduğu, ben böyle biriyim, şöyle biriyim dediği bir zamanda sen bir çocuğa böyle davranırsan tabii ki de böyle her istediğini yapabileceğini düşünecek yani. Bu ünün, şöhretin bir getirisi. Ha yapamaz, orası ayrı, ama yapabileceğini düşünür, özellikle bir ergense. Bir de şöyle bir çelişki var. Yani sen sürekli çocuğun sınırlarına giriyorsun, elliyorsun, mıncıklıyorsun, dokunuyorsun vesaire. Çocuk da aynısını sana yapabileceğini düşünüyor. Sonuçta gözlemleyerek öğrenme diye bir şey var. Yani özellikle çocukluk ve ergenlik dönemimizde yaptığımız şeylerin çoğunu başkalarından bakarak yapıyoruz. Ya bir toplum içerisinde nasıl davranacağımızı, bir şeyi nasıl yapacağımızı vesaire annemizden, babamızdan, hocamızdan falan öğreniyoruz. Yani bu çocuğun zaten vaktinin yarısı röportajlarda geçiyor. Röportajlarda da sürekli buna dokunuyorlar. O da sana dokunuyor yani. Yaptığının doğru olduğunu söylemiyorum ama medyanın yaptığı çok fazla şey olduğunu ve bu yanlışların da Justin Bieber'ın davranışlarını etkilediğini söylüyorum. Sınırlar korunmuyordu yani. Çoğu çocuk ünlü de böyleydi. Zaten çocuk ünlülerin çoğu ya istismara maruz kalıyor ya istismara şahit oluyor ve buna müdahale etmeye çalıştıkları zaman da istismar yapan kişi asla bir ceza almıyor. Ya bu da ayrı bir travma çocuklar için. Diğer konu parasosyal ilişkiler. Psikolojide parasosyal ilişki bir kişinin hiç tanışmadığı biriyle arasında güçlü bir bağ hissetmesini ifade ediyor. Yani bir ünlüye duyduğunuz sevgi olabilir. Bir kurgusal karaktere duyduğunuz sevgi, aşk olabilir vesaire. Ve araştırmalar şunu söylüyor. Güçlü parasosyal ilişkilere sahip kişiler iki taraflı ilişkilere tercih edebiliyor bunu. Yani parasosyal tek taraflı ilişkileri anlamlı ve doyurucu bulabiliyorlar. Ünlüler ve fanları arasındaki ilişki açısından bakacak olursak fanlar açısından parasosyal ilişki gerçekten doyurucu olabilir. Ve ergenlik döneminde hepimizin parasosyal ilişkileri olur arkadaşlar. Yani ben bir ergenken mesela One Direction fanıydım. Louis'e aşıktım. Louis sevgili yaptığında triplere giriyordum. Ağlıyordum. Louis'in benle sevgili olması gerektiğini düşündüm. Hatta Louis'e yazdığım bir mektup falan var. Bunlar ergenlik döneminin getirileri. Ama Pinterest'te şeyi görmüşsünüzdür. Eğer benimle aynı dönemde ergenlik yaşadıysanız, sen onu çok seviyorsun ama onun için sen kalabalığın bir parçasısın. Böyle dramatik postlar ünlüler hakkında. Ve bu doğru. Üzgünüm ama doğru. Eğer ergenseniz parasosyal ilişkiler ünlüler açısından çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Ve hiç de doyurucu değil. Hani araştırmalar fanlar için doyurucu olduğunu söylüyor ya. Ünlüler açısından doyurucu bir şey değil. Şunu diyebilirsiniz. İşte Demi Lovato'nun bir sürü fanı var. Herkes ona ne kadar güzel olduğunu söylüyor. Çok başarılı. İşte albümleri yok satıyor. Herkes yaptığı şeyi takdir ediyor. Demi Lovato nasıl yetersiz hissedebilir? Nasıl yetersizlik yüzünden depresyona girebilir? Anksiyete teşhisi koyulabilir vesaire. Çünkü arkadaşlar bir ilişkinin doyurucu olan ve psikolojik sağlığa iyi gelen tarafı anlamlı olmasıdır. Fanlar için parasosyal ilişki neden anlamlı? Çünkü biz ünlülerin hikayelerini biliyoruz, onları tanıyoruz, şarkılarında anlam buluyoruz. Hikayesinde empati kurduğumuz bir şeyler oluyor, relate ediyoruz vesaire. Ama ünlü için düşünün. Tabii ki de birçok fanının olması çok güzel bir şey. Seni seven insanların olması bir noktaya kadar anlamlı bir şey. Ama fanlar ünlüleri kişisel düzeyde tanımıyor. Yani ünlüler fanlarla çok fazla kişisel şeylerini paylaşamıyorlar. Sadece yüzeysel düzeyde övgü alıyorlar. Şarkın çok güzel, albümün çok güzel, seni çok seviyorum, çok iyisin, süpersin, mükemmelsin. Bu ilişkinin doğrudan anlamlı bir tarafı yok. Bunu Demi Lovato kendisi söylüyordu. Spot ışığındaki birine çok ünlüsün, neden yalnız hissediyorsun ki diye sormak kolaydır. Ama olay öyle değil. Onaylanma alıyoruz ama bu anlamlı bir onaylanma değil. Seni tanımayan, seninle hiçbir bağlantısı olmayan birinden alıyoruz. Dolayısıyla bir maske gibi hissettiriyor. Ayrıca seni derin ve anlamlı bağlar kurmaktan alıkoyuyor. Ne kadar film yaparsam yapayım, ne kadar sevildiğimi duyarsam duyayım, içimdeki o boşluk hiçbir zaman kaybolmuyordu, demiş Demi Lovato. Bu konuyla ilgili, yani anlamlı ilişkilerin ne kadar önemli olduğu ile ilgili pozitif psikoloji alanında okumalar yapabilirsiniz. Perma model diye bir model var mesela. Bu modele göre kişinin iyi oluşuna katkı sağlayacak en önemli şeylerden biri anlamlı ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek. Ama işte çocuk ünlüler özellikle bundan mahrum kalıyorlardı. Fanların verdiği ilgi yeterli olmuyordu. Ayrıca maalesef çocuk ünlülerin anlamlı ilişkiler kuracak imkanları da olmuyordu. Ne demek istiyorum? Mesela Demi Lovato'nun hikayesini dinlerseniz Demi Lovato ünlü olduğu için akranları tarafından zorbalığa maruz kalmış birisiydi. Hatta kendini
küstür, git şuradan atla şeklinde notlar alan, gerçekten nefret edilen birisiydi. Ve fanlarının çok olması, herkesin onu çok sevmesi Demi Lovato'yu kurtarmadı. Çünkü anlamlı ilişki kurma potansiyelinin olduğu insanlar ondan nefret ediyordu. Bu çok daha ağır, yıkıcı bir şeydi Demi Lovato için. Ya da Miley Cyrus mesela. Anlamlı ilişkiler yine kuramayan birisiydi. Çünkü programa o kadar yoğundu ki homeschooling'e geçmek zorunda kalmıştı. Yani evden eğitim alıyordu. Bu da çok zor bir şey. Yani anlamlı ilişki yok. Aynı zamanda araştırmalara göre çocuk ünlülerin çevresi genelde yetişkinlerden oluşuyor ve bu da anlamlı ilişki eksikliği demek. Çünkü yetişkin biriyle çok özel şeylerini paylaşamazsın. Yaşıtın birine ihtiyacın var. Ama işte ünlülerin genelde ihtiyaç duydukları yaşıtları ya çok meşgul oldukları için yoktu ya da bu yaşıtlardan zorbalık görüyorlardı. Bir de para meselesi var. İşte para mutluluk getirir. Bu çocuklar çok zengindi vesaire. Böyle bir argüman var. Ama çocuk ünlüler için para biraz lanetti. Çünkü arkadaşlar paranız varsa bu parayı yönetmeniz de gerekir. Bu parayla bir şeyler yapmanız gerekir. Çocuklar, ergenler bu parayı nasıl yöneteceğinin tam olarak bilgisine sahip değildir. Ve bu dert olur. Yani bu parayı yönetmek dert olur bir çocuk için, bir ergen için. Bu birinci nokta. İkincisi de para mutluluk getirir mi sorusu. Yapılan bir araştırmaya göre refah seviyesi yüksek ülkelerde paranın mutluluğa etkisi sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılayana kadar. Yani temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra paranın mutluluğa çok bir etkisi olmuyor. Araştırmayı da aşağıya koyarım. İşte Norveç, İsveç, Finlandiya gibi ülkelerde veya Danimarka'da mutlu olduğunu söyleyen insanların, ki geneli mutlu, ihtiyaçları gerçekten devlet tarafından karşılanıyor. Ama hiçbiri kendini zengin olarak da tanımlamıyor. Yani zenginlik mutluluk değil. Ama paranın ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde olması gerekiyor. Sonrası biraz dert olabiliyor. Yani çocuk ünlüler için de durum bu. Çok paraları var ama yani fiziksel ihtiyaçları karşıladıktan sonra paranın çok bir değeri kalmıyor. Bir de bağımlılık meselesine değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi çocuk ünlülerin çoğu bir süre sonra madde bağımlısı, alkol bağımlısı vesaire bu tarz durumlara düşüyorlar. Bu konuyu burada derince incelemek pek mümkün değil çünkü çok derin bir konu ve uzman psikologlar, psikiyatristler tarafından derinlemesine incelenmektedir. Gerekiyor. Ben şu kadarını söyleyebilirim. Ergenlik döneminde stres kaynaklarımız çok fazla oluyor ve çocuk ünlülerde bu çok daha fazla. Sebebini tahmin edebiliyorsunuz. Stresle bağımlılığın şöyle bir ilişkisi var. Stresinizi bastırmak veya stresten uzaklaşmak için ne yapıyorsanız o bir süre sonra bağımlılığa dönüşebiliyor. Mesela LGS döneminden sonra birçok çocuk telefon bağımlısı oluyor genelde ya da işte YKS döneminden sonra. Çünkü stres dönemlerinde bunu çok kısıtlıyorlar. Telefonla hiç muhatap olmuyorlar. Aileleri genelde izin vermiyor. Ama tam o stres dönemi bittikten sonra hani tam böyle hani yeni rahatlıyorlar. Tam o dönemde telefonu ellerine alıyorlar ve o geçmişteki stresten kurtulmak için bu sefer telefona aşırı bağlanıyorlar. Ve bu da mesela bir telefon bağımlılığına, teknoloji bağımlılığına yol açabiliyor. Çocuk ünlülerin durumunda da stresten kurtulmak için yaptıkları şeyler bağımlılığa dönüşüyor. Mesela Drama Pasta'nın videosunu izlemiştim One Direction'la ilgili olan. One Direction genelde otel odasından başka bir yerde vakit geçiremediği için turneler, işte tura çıkıyorlar, stresli oluyor vesaire. Vakit geçirmek için içki içiyorlarmış mesela. Ve içki içe içe, alkol ala ala bu bir alkol bağımlılığı dönüşmüş gruptaki bazı üyeler için. Eğer oyun oynasalardı belki oyun bağımlılığına dönüşürlerdi. Ama o yoğun programda tabii ki ünlülerin oyun oynamak için vakti olmuyor. Demi Lovato için bu madde bağımlılığına dönüşmüş mesela. Zaten onun aileden gelen de bir şeyi var. Hani o madde bağımlılığını bu şekilde açıklamıyor bu arada. Hani stresten dolayı böyle oldu demiyor. Babası madde bağımlısı olduğu için babamın bizde bulamayıp maddede bulduğu ne vardı bunu merak ediyordum. Bu yüzden bağımlı oldum aslında diye açıklıyor. Ama tabii ki genelde madde bağımlılıklarında stresin de büyük bir rolü var. Yani stresten kaçmak için vesaire bu tarz çareler, sağlıksız başa çıkma şekilleri arayabiliyorlar. Bağımlılık da bu şekilde oluşuyor genelde. Yani böyle arkadaşlar, hani ergenlik döneminde gerçekten hassas oluyoruz. Bu herkes için böyle. Ama çocuk ünlülerde dışsal faktörler, stres kaynakları, benlik algısına etki eden, olumsuz etki eden şeyler gerçekten çok fazla ve bu araştırmalarla da desteklenen bir şey. Şimdiye kadar YouTube'da bunları derleyen bir video görmediğim için kendim böyle bir video yapmak istedim. Biraz podcast tadında kendi düşüncelerimi paylaşarak biraz da işte araştırmalara atıf yaparak. Ergenlik bir şeylerin bahanesi olamaz. Bu saydığım, örnek verdiğim ünlülerin çoğu yetişkinlik dönemlerinde saçma sapan şeyler yapmış kişiler. Herkesin kendi iradesi var. Yani ergenlik bitince yetişkin oldukları zaman bu iradelerini kullanmaları gerekiyor. Mesela Demi Lovato şu an çocuk ünlüler için çalışmalar yapıyor. İşte çocuk ünlülerle ilgili Child Star adında bir belgesel çekti. Gerçekten faydalı şeyler yapıyor. Sağlıklı bir ilişkisi var, terapi alıyor. Sanırım bipolar teşhisi vardı.
veya borderline bunun üstüne çalışıyor. İradesini biraz daha verimli kullanıyor ama Ariana Grande'ye baktığınız zaman hani toksik ilişkilerini sürdürüyor. Yapmayabilir, çok parası var, terapi alabilir. Gerçi terapiste gittiğini de söylüyor ama yani her terapiste faydalı olmuyor arkadaşlar. Onun hakkında da konuşuruz belki bir ara. Bir yerden sonra bu bir tercih meselesi ama ben bu videoda bu tercihlere gelene kadar çocuk ünlülerin neler yaşadığını ve yaşadıkları şeylerin psikolojik olarak nasıl bir etki bıraktığını ele almak istedim. Umarım sizin için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Okumayı çok isterim. Beni desteklemek için katıl butonundan üye olabilirsiniz. Artık katıla özel soru cevap videoları çekiyorum. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için hype butonundan hypelayabilirsiniz. Böylelikle hype score tablosuna giriyoruz ve videom çok daha fazla kişiye ulaşıyor. Abone olabilirsiniz. Çevrenizle paylaşabilirsiniz. Her ne şekilde destek oluyorsanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Katıl üyelerime destekleri için çok teşekkür ederim. Sleepyhead, Ada, Taha Enes Köksal, Only Burak, Cihat Bülbül, Nişa, Tuğçe Betül Buldu, Vicahi, Irmak Ekinaydın, Fatih Enes, Beth Harmon, Dia, Umut Kırış, Ebrar Demircan, Penguen Engin, Scarlett, Selin, Ömer Yavaş, Neslihan Gümrükçü, Strav, Marin, Vice Tree, Ayımça, Sare Tokuş, Betül Barış, Eylül, Atlantika. Çok çok teşekkür ederim. Katıl videosunu birkaç güne yayınlamayı planlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.